Şunu asla unutmayın arkadaşlar. Gökyüzü asla yanlış cevap vermez. Gökyüzü doğrudur. Protaj hatası vardır. Yani sen soruyu yanlış okumuşsundur. Tamam mı? İlahi bir bilgisayarın içindeyiz. Öyle bir korelasyon var ki şaşar kalırsınız yani. Enteresan. Koskoca galakside ay oraya gelmiş. Sen burada mini minnacık bir insan. Aklına o soru geliyor. Ve o koskoca gezegen aslında senle sanki konuşur gibi. Burada bunları söylüyor. Hayatım nereye doğru gidiyor sorusunda bu bir kalıp sorudur. Hayatım nereye gidiyor? Allah öldüm Allah benim belamı verdi. Öyle bir şey yok arkadaş. Yani bu gökyüzüne muhabbet etmenin bu en çok kullandığımız soru kalıbı. Yani bu tarz soru kalıplarına hemen aya bakıyoruz, göstergeye bakıyoruz. İçeride ne durumda, evleri kimler almış, neler nereye gelmiş, neyi yönetiyor? İlk üç hamle tak 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 tüp bebek merkezine gitmeli miyim? Tüt bebek arkadaşlar Uranüs ile ilgili. Teknolojik bebek. Burada görüyoruz. Biraz tedavi görmen gerekebilir. Anunnakiler nereden geldi? Bildiklerim doğru mu? Anunnakiler 7. ev arkadaşlar. Hocam nasıl şimdi veya ya? Yani nasıl oluyor Anunnakiler 7. ev yani? Bak ben şu an neler okuyorum burada nelerde anlatacağım dur. Şimdi yay burcu arkadaşlar UFO demek. Jüpiter'in yöresi olduğu için. Uzaylı demek. Yay burcu. Dışarıdan gelen farklı ırk demek. Uzaylar arası, dünyalar arası, yıldızlar arası, uzaklara, çok uzaklara gitmek demek. Yay bu Mesela Mars boğa patronlarda olur. Mesela Mars boğa. Hani bir kere de mesela Elon Musk bir buçuk milyon doları trang diye Bitcoin'e yatırır. Sen iki saat düşünürsün 100 TL'yi ben nasıl yatıracağım BTC'ye diye. Kripto paraya 100 TL, 500 TL. Adam bir buçuk milyon doları iki dakikada karar verip trang diye yatırır. Eksantrik İlimler Akademisi'nde online astroloji eğitimlerimiz devam ediyor. Horar Astroloji'den Medikal Astroloji'ye, Dünya Astrolojisinden ilişkiler Astrolojisine, Finansal Astroloji'den kendi geliştirdiğimiz Astro Trading Teknik Analiz Yöntemlerine kadar birçok uzmanlık alanıyla eğitimlerimiz sizleri bekliyor. Derslerimize dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. Eğitimlerimiz farklı içerikler üzerinden online uygulamalı olarak gerçekleşmektedir. Müfredatımızda bulunan konuları dilerseniz tek tek konular halinde veya hazırlık, temel, ileri, uzman seviye sınıflarımızda full paket içerik olarak da öğrenebilirsiniz. Katılımcılar pekiştirmek istedikleri konularda tekrar derslerimize ücretsiz olarak da katılabilirler. Kampanyalarımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi için 0543 297 5530 numaramızdan hemen arayın. Instagram hesabımızdan ve web sitelerimizden bizi takip edebilirsiniz. Horor dersimize hoş geldiniz. Şimdi burada ben size bu seçtiğim sorulardan ve bundan sonraki horor derslerimizde işleyeceğimiz konularda sürekli teknik anlatmaya çalışacağım. Lütfen tekniğe odaklanmaya çalışın ve uygulamalı anlatmaya çalışacağım. Yani e, bu bundan dolayı şu şundan dolayı bak böyle bir kural var, teknik var, şöyle böyle diye tamam mı? Dolayısıyla eğer gayret ederseniz gerçekten çok kapsamlı Maksimum düzeyde soru çözerek bu dersi bitirebiliriz arkadaşlar. Heyecan verici sorular var ama tekniğe odaklanın lütfen. Arkadaşlar şunu belirteyim. Öncelikle Satürn Uranüs karesinde e, derse başlıyoruz. Herhangi bir teknik sorun umarım çıkmaz. Satürn Uranüs karesi Uranüs astroloji demek. Astrolojinin üstünlüğünü ortaya koyar. Dolayısıyla çok güzel bir zamanda astrolojiye başladığınızı e, belirteyim. Arkadaşlar bir bir şeyden bahsediyorsanız o an gökyüzü ondan bahsediyor zaten. Soruya çok iyi bakmanız gerekiyor. Aslında her yerde o konu var ama çok da dağılmamanız gerekiyor. Böyle birazcık daha profesyonel olduğunuzda, çok soru çözmeye başladığınızda şunu göreceksiniz tamam mı? Aslında her yerde bu konudan bahsediyor. O an senkronize oluyorsun. Aklına gelen soru tesadüf değil yani. İlahi bir bilgisayarın içindeyiz. Öyle bir korelasyon var ki şaşar kalırsınız yani. Enteresan. Koskoca galakside Ay oraya gelmiş. Sen burada mini minnacık bir insan. Aklına o soru geliyor. Ve o koskoca gezegen aslında senle sanki konuşur gibi. Burada bunları söylüyor. Diyor ki Yusuf burada. Peki Yusuf nerede? Ne olmuş bu Yüse? Eğer okumasını yani okuduğunuzda Yusuf'un başına gelenleri anlamaya başlıyorsunuz. Şimdi burada Bakıyoruz evet. Annesi bakın annesinin göstergesinde güney aydınlığı var. Bu negatif bir gösterge. Negatif bir göstergenin özellikle anne evinde olması ve kaybedenin anne olması dolayısıyla bu eksi pozisyon bu aynı zamanda annenin sürgün pozisyonda olması yine negatif pozisyon. Yani anne zor durumda. Sürgünde yani bu normal bir yüzük değil ya da bu yani anne Plüto'ya doğru gidiyor. Satürn baskısına doğru girmiş yani anne baskı altında. Yani zor durumda ya da çok canı sıkkın gözüküyor. Jüpiter her iki şekilde de anneyi gösteriyor. Ve burada Neptün'ün olması ve kare olması ve düğümlerden karmik kare olması, düğümlerin 4-10 aksında olması, Neptün'ün ASC kısmında sıkıştırması, Uranüs'ün oluşturacağı olayları kabul edebiliriz ama sonuçlarını kabul edemeyiz. Yani şöyle yöneticilik ve aktörlük yükleyemeyiz ama olayları nasıl olduğunu, olayın aniden olduğunu konuşabiliriz. tabii ben sizin ailenize uzak biriyim. Ben olasılıkları konuşuyorum. Ben şeyleri bilmem. Kim almış olabilir? Burada abimin sevgilisi olarak ben bunu okuyabilirim. İhtimal çünkü neden? Kardeşim üçüncü ev, Merkür aslan. Aslan sevgili demek aynı zamanda. Yani 27 derecede de eve çok yakın olan biri. Sana çok yakın olan bir akrabanı da işaret ediyor. Evet buradaki ihtimalleri değerlendirdik arkadaşlar. Bir diğer soruma geçiyorum. Hayatım nereye doğru gidiyor sorusunda bu bir kalıp sorudur. Yani bu tarz sorular sorulabilir. Benim en çok kullandığım soru tarzıdır. E, tavsiye ederim. Bu sorularda genellikle 3-4 ay, 5 ay özellikle ilk bir ay falan söylüyor. Yani ilk karşılaşacağın konuyu söylüyor sana. Yani dolayısıyla 6 ay berbat bir durumdasın ya da 6 ay süper gidecek diye bir kayda yok. Birkaç hamleyi söylüyor sana. Hayatım nereye gidiyor? Allah öldüm Allah benim belamı verdi. Öyle bir şey yok arkadaş. Ben bunların hepsini denedim. Anında buyurun hodur meydan siz de deneyin göreceksiniz. Kalıplar tamam mı? Bu bir kalıp soru. Bu tarz sorularda tamam mı? Maksimum 3 maksimum 3 tane hamle çalışıyor. Ha, dördüncü hamleye yer yok zaten. Anlatabiliyor muyum? O da maksimum 2-3 ay. Bak maksimum 2-3 ay diyorum. 2-3 ay önündeki olayı gösteriyorum. Genellikle ilk bir ay çıkıyor arkadaşlar. Yani bu gökyüzüne muhabbet etmenin, bu en çok kullandığımız soru kalıbı yani bu tarz soru kalıplarına. Hemen aya bakıyoruz, göstergeye bakıyoruz, İçeride ne durumda, evleri kimler almış, neler nereye gelmiş, neyi yönetiyor. İlk üç hamle tak tak tak. Evet, R2 veren hocam nasıl? R2 bana fayda verir mi sorusuna bakınca. Soruyu soran arkadaşımız İkizler Burcu'nda. Merkür yöneticisi retro pozisyonda olduğunu görüyoruz. Merkür'ün burada 11 derecede asalet kavramı olarak kendi terminde olduğunu görüyoruz. Ancak biraz önceki soruda olduğu gibi Satürn baskısı altında. Ancak haritanın en tepe noktasında olması gayet güzel. Ve Merkür Jüpiter'le beraber olması gayet güzel. Yani hoca değil mi? Hocam nasıl diyor. Reiki veren hocam nasıl? Hoca guru, öğretmen Jüpiter haritanın en tepe noktasında. Kova farklı sıra dışı bir adamdan bahsediyor. Burada baktığımız zaman Reiki bana fayda verir mi? Hocam nasıl? Hocanın kalitesine bakalım. Jüpiter kova, adam sıra dışı. Kendi terminde çok güzel. Hocanın göstergesi 9. evde. Ancak hoca burada, ikinci hoca var. Hocayı görün şimdi. 9. ev hocam demek. Jüpiter evrensel olarak hocam demek. Şimdi burada Merkür bu soruyu şöyle de okuyabiliriz. Soruyu soran kişi çok önemli bir bilgiyi ay yuka çıkarmış durumda. Kendi dekanında ve kendi terminde. Yani kendi mekanında. Bu bilgiyi kullanabilir. r ee, Reiki bana fayda verir mi diyor ya. Burada Jüpiter R2 olmuş oluyor aynı zamanda. Satürn de hoca. Çünkü Jüpiter aynı zamanda bilgi demektir. Tabii ki guru demektir. Hoca da demektir. Hocayı da böyle düşünebiliriz. Bilgiyi de böyle düşünebiliriz. Yani çünkü bu kişi soruyordu ki Reiki bana fayda verir mi? Fayda verir mi sorusunda Fayda MC. MC'de Jüpiter var. Bir gezegen eğer bir evin üstündeyse orayı yönetir. Faydayı kim yönetiyor? Jüpiter yönetiyor. Merkür yönetiyor. Dolayısıyla hani Reiki ya da bu her ne bahsettiğin bilgi sana bir şey katacak ama burada aniden beklenmedik bazı zorluklar ya da problemlerle karşılaşabilirsin. Bu iş teklifini aynı kalıp bu ne ya? Biraz öncenin aynısı arkadaşlar. Bunlar nasıl birbirinizle anlaşıp da mı sordunuz bu soruları? Birisi Yalova'da soruyor, biri İstanbul'da soruyor. Aradan 9 dakika sonra soruyor. Yani... <laughs> bu iş teklifini kabul etmeli miyim? Ancak buradaki soruda biraz önceki arkadaşınız Reyka hocasını sorarken bu arkadaşınız iş teklifini soruyor. Yani bu iş teklifini kabul etmeli miyim? İş teklifi nedir? 6. evdir. 6. ev iştir. İş yeri. İş teklifi. Bakıyorum Mars. Mars burada. işin görünmez olduğunu. 12. evde kayıplarda olduğunu. Boğa burcunda zararda olduğunu görüyorum. Sürgün olduğunu görüyorum. Peki Boğa burcunda kendi terminde mi? Değil. Kendi dekanında mı? Bakıyoruz. Kendi dekanında değil. E kendi yönetici olduğu yerde değil, terminde değil. Bu işin çok da muhteşem bir iş olduğunu söyleyebilir miyiz? Şu an söyleyemeyiz. Yani işin göstergesi, bahsettiğin işin göstergesi, rutin işin göstergesinin sürgün olması, 12'de olması çok muhteşem bir iş değil. Ne diyor? İş teklifini kabul etmeni miyim? İş teklifi soruyu soran Merkür geri gelip Satürn'e geliyor. Bakın orada görüşme var. Burada baktığımızda güzel. Aslında çok sosyal bir etkinlik içinde, haritanın en tepesinde olması, kariyer evinde olması orada bu konuyla ilgili durumu gö gözlemliyor evden online işte Mars 12. evde yani. Hareket yani Mars 12. ev gizli eylem demek. Freelance demek. Kontrolsüz iş demek. E, dekanda değil, e, şeyde değil, hiçbir şeyde değil. Mars orada hani işin teklifi. Kişi ne diyor? Bu iş teklifini kabul etmeli miyim diyor. E, i̇şin göstergesi bu. Yani Merkür burada ikilemde görüyorum yani. Yapmalı mıyım? Yapmalı mıyım diyor. Yani çünkü bir öyle geliyor, bir geri geliyor. Yani Merkür burada şey, Mars'a neden baktık? Çünkü iş soruyor. Köpeğim nerede? 18 Şubat 2021 23.47 Biga doğru. Köpek 6. ev arkadaşlar. Evcil hayvan. Mars. Burada bakın görüyorsunuz. Yeni olan bir durum 0-0. Normalde soru astroloji tekniklerinde 0-0 olan sorularda tedbirli olmanız gerekiyor. Çünkü kişi 2-3 ihtimali içindedir. Birinci ihtimal Konu daha yeni olduğu için farkında değil. Aslında köpek hiçbir yere gitmemiş olabilir. Köpek orlardadır Tamam mı? Ama bu köpeğin gittiğini zannediyor olabilir. Yani sıfır dereceli sorularda henüz olay gelişmemiş. Köpeğin göstergesi oğlak burcunu yönetiyor. Yücelim olarak kıstırılmış burçta. Komşuda arada kalmış. Kıstırılmış olduğu için. Yani komşuyla bunun evi tam komşuda da değil. Bunun evde de değil. Arasında bir yerde olabilir. Çünkü kıstırılmış bir burç. Yani bakın hiçbir evi yönetmediğini görüyoruz Mars'ın burada yücelimde. Mars'ın Akrep Burcu'nda birinci evi yönettiğini yani sahip soruyu soran kişiyle aynı derecede aynı mekanda ya da arasında bir yerde komşuların komşusunun komşusuyla bunun evinin arasında olan bir yerde tam bir mevkide de değil arada bir yerde olduğunu düşünüyorum. Burada Mars'ın Boğa Burcu'nda hareketsiz beklediğini veya yatıp uzandığını düşünüyorum. Eşim mahkemeyi kazanır mı sorusundan. Bu da bir kalıp sorudur. Mahkemeli sorular. Burada 9. evlere bakacaksınız. Hemen 9. ev mahkeme. MC kazanır mı? Kazanır mı? MC. Mahkemenin durumu 9. ev. Kazanır mı? MC. Burada bakalım şimdi. Soruyu soran Mars. Mars'ın burada en tepe noktada mahkeme konusunda olması. Mahkemenin kıstırılmış burçta olması. Dolayısıyla yani tam bir evi yönetememesi özellikle Mars'ın 9. evde olması hızlı giden bir şeylerden bahsediyor. Hani hızlı giden gelişmeler veya ama bakın burç evi alamamış yani. Kişi mahkemede sonuç elde etme konusunda bir ileri iki geri yaşı olabilir. Yani çünkü kıstırılmış burçlu sorularda böyledir. Yani kıstırılmış burçluğa geliyorsa de, eğer yani bir gösterge. Burada hani net bir şey yok. Hani bir yeri de yönetemiyor. Hani arada kalmış gibi bir şey geliyor. Biraz plansız bilansız ama burada bir ay akrep bu mahkemede eğer para birimi varsa para. Yani para konuluşları konuşuldu ay akrep çünkü. Para konusu varsa olumlu yönde sonuçlanacağını söylüyor. Kitabım nerede? Ee, baskısı bana ait örnek kayboldu. Abo. Mesela bu soruda kitabım nerede? Soruda aynı anda sorulmuş farklı örnekler var. Bakın burada kitabım nerede sorusu. Kitap ne demek? Merkür demek evrensel. Kitap 3. ev. Benim kitabım baskısı bana ait diyor. Ben bastım diyor. 3. ev. Burada baktığımızda 3. evin göstergesi kitap. Benim yazdığım kitaptan bahsediyor. 1. evin göstergesi ben. Ancak ikizler burcu kitap demek. Yani soruda direkt burası kitap demek yani. Yani bu teknolojik bir ortamda. Onu söyleyeyim. Bu kitap teknolojik bir ortamda. Kova burcu göstergesi ya bir bilgisayarda kaydettiğin yeri hatırlamıyorsun. Yani burada Venüs'ün yanık görüyorum en tepede. Bu Venüs burada nereyi yönetiyor? Venüs'e bakalım. Terazi burcunu ve Boğa burcunu yönettiğini görüyorum ve Balık burcunu yönettiğini görüyorum Venüs'ün. Balık burcunda kıstırılmış bu tarafı yönettiğini görüyorum. Çünkü balık burcunda yücelim yönesi. Ee, ama Merkür burada kitaba doğru yönelecek. Yani soruyu soran ben veya kitap ya da her ikisi de nasıl okursanız ben ya da kitap bana doğru geliyor. Çünkü soruyu soranın göstergesi yine kitap güneş burada. Üçüncü ev kitap soruyu soran Merkür. Merkür şu an geri geri gidiyor. Tekrar ileri geçecek ve ona geri gelecek şeklinde de okuyabiliriz tüp bebek merkezine gitmeli miyim? Tüp bebek 5. Yani normal bebek 5. ev. Tüp bebek arkadaşlar Uranüs ile ilgili. Teknolojik bebek. Yani tekno bebek. Tekno baby. Burada görüyoruz. Yani anne. Ay burada evrensel gösterge olarak Uranüs beraber ama sadece buradan okuyamayız. Ay Uranüs'e gidiyor git diyemeyiz yani. Burada soruyu soran anne. Merkür Retro pozisyonda kovadan. Teknolojik bebek 6. ev. Teknolojik tedaviden bahsediyor. Ya da teknolojik avantaj ya da 6. ev. Yani tedavi şekli. Tekno. Çünkü kova burcunda. Merkür. Ee, bakın. Merkür de Uranüs'ün bir düşüğüdür. Yani o da aslında teknolojiyle ilgilidir Merkür kova teknoloji demek zaten. Yani burada gördüğümüzde burası ayın gidişatı Uranüs'e gitmesi. Merkür'ün kovada olması teknolojik bir biçimden bahsediyor bize. Teknolojik bir çözüm yönteminden bahsediyor. Haritanın en tepe noktasına bakıyoruz. 10. ev Venüs. Herhangi bir sorun bulamıyorlar. Ama çocuk da olmuyor değil mi? Anladım ben seni. Yani bakın teknolojik bebi, bebeği görüyoruz. Bebeği burada görüyoruz da birçok şekilde yani. Teknolojik bebi. Okey ama en tepedeki gösterge başarı. Sen diyorsun ki Hani çocuğum olacak mı? Yani ben gitsem, şu Tüp Bebek Merkezine gitsem, başarılı olacak mıyım? Başarı yanık, zor durumda. Ee, ama olmayacak diyemem. Biraz tedavi görmen gerekebilir. Çünkü Merkürün, yani senin gösterge böyle gelip tekrar böyle gidecek ve bu Venüs burada yakalıyor. Hem de nasıl yakalıyor biliyor musun? Enteresan bir şekilde yakalıyor. Götürüyorum bakın Merkür'ü yakalayabilecek mi? Bazen yakalayamıyor da onu söyleyeyim. Retroya çıkıyor falan. Çünkü 3 ayda bir Merkür retroya çıkıyor biliyorsunuz. Enteresan. Tam da Uranüs'le beraber uh, yani bingo ve o anda ay onaylı olayı. Anunnakiler nereden geldi? Bildiklerim doğru mu? Anunnakiler 7. ev arkadaşlar. Hocam nasıl şimdi be ya? Yani nasıl oluyor Anunnakiler 7. ev yani? Arkadaşlar Ahmet Mehmet Ayşe, Fatma. Fark etmez. Anunaki de aynı yani. Sonuçta sen birini soruyorsun yani. Yani istersen kimi sorarsan sor yani. Sen burada birini soruyorsan yedinci. Dolayısıyla Anunakiler bir kitle, bir ırk. Dolayısıyla bu soruda senin alakan yok zaten. Sen bu soru devre dışısın zaten. Dolayısıyla burada kökü Anunaki zaten. Yani sen buradan Anunakilerin hani birinci evden, 7. evden, her yerden bak tepeden aşağıdan. İstediğin yerden çevir çevir oku yani. Tamam mı? Ee, burada e, hani seninle bir alakası olmadığı için e, dolayısıyla Anunnakiler nereden geldiler? Bildiklerim doğru mu sorusunda Anunnakiler 7. ev Jüpiter 7. evi DSC 2 dereceyle bakın almış durumda. Jüpiter Kova burcunda bunlar Anunnakiler üstün bir medeniyet Kova burcu teknoloji Jüpiter gemi yani çünkü Anunnaki'lerin göstergesinde Jüpiter olması Jüpiter aynı zamanda UFO demek uçak demek gemi demek Jüpiter kova teknoloji gemisi veya UFO veya hani UFO deyince daha de dönen şey değil yani. Bunların bayağı büyük gemisi var. Yani. Jüpiter büyük gemi demek. Ya da teknoloji üstünlüğü var. Jüpiter kova teknoloji demek aynı zamanda. Teknoloji devi ee, olduğunu görüyoruz. Burada sen nereden geldiler diyorsun. Ee, nereden geldiklerine baktığımızda Jüpiter burada nereleri yönetiyor? Jüpiter burada 8 evi yönetiyor, 7 evi yönetiyor. Annakilerin göstergeleri. 8 ev gizli, yer altı demek. Gizli konular. Ee, Jüpiter balık burcunu yönetiyor. Evet. Yay burcu nerede? Yay burcu dördüncü evde. Kıstırılmış durumda. Dördüncü ev ne demek? Dünya. Aynı zamanda dünya yengeç burcudur. Uluslararası olduklarını. Yay burcu. Bak 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 bu soruda çok güzel şeyler yazıyor ya. Bak ben şu an neler okuyorum burada nelerde anlatacağım dur. Şimdi yay burcu arkadaşlar UFO demek. Jüpiter'in yöneticisi olduğu için. Uzaylı demek. Yay burcu. Dışarıdan gelen farklı ırk demek international uluslararası ırklar arası, uzaylar arası, dünyalar arası, yıldızlar arası. Uzaklara, çok uzaklara gitmek demek Yay burcu. Dolayısıyla 7. ev Anunnaki'lerin göstergesinin Jüpiter Kova olması, teknoloji değil de teknolojiyle ilgili büyük bir gemi ve nereden geldiler diyorsun sen? Nereden gel? Kök soruyorsun. Kök dünyalılar diyor. Abo uluslararası bir dünyadan yabancı ırklar, yabancı ırk ama dünyayı gösteriyor. Dördüncü ev, kök demek, dünya demek, ata demek, ırk demek. Orada uluslararası international diyor yani. Yani yıldızlar arası diyor. Buraya gelmişler. Uluslararası dördüncü ev, dünyadalar. Yani nereden geldiler? Dünyadan gelmişler. Ha farklı ırktan dünyaya gelmişler. Ee, burada hani bakın geçmiş ve onların bir tane partnerleri var. Juno var bak orada. Astroidleri okuyabilirsiniz olay katmaz. Asteroidler olaya sadece renk katar. Yani renk olarak yani kırmızı hani biraz daha böyle flu böyle görürsün. Hani biraz daha renkli görürsün tamam mı? Hani onların bir tane partnerleri varmış. Bir partnerleri varmış burada. Ha bakalım. Uluslararası International ırk demek bu. Jüpiter büyük bir gemi. Kova teknoloji. Şimdi burada arkadaşlar bu gibi sorularda Komple burası da Anunnaki, burası da Anunnaki, burası da Anunnaki, burası da Anunnaki, burası da Anunnaki. Yani burada ben şimdi buradan bakıyorum. Anunnaki burada. Tabii ki öyle de gidebiliriz. Oradan da başka türlü alacağız. Yani ama buradan okudum. Abi. Burası kök demek. Dördüncü ev kök demek. Burada International'ı görünce zaten dedim ben. Direk. Bir, yedinci evin dördüncü evine gidelim. Burada da zaten onu görüyoruz yani. Eski işime dönüş yapabilecek miyim? Şimdi bak bu soru çok güzel bir soru. Yalnız ben arkadaşlar bir kahve alabilir miyim? Bu soru çok güzel bir soru. Soruyu soran kişi Ay. Ay burada 8. eve doğru gidiyor. Hmm, hemen yazalım onu oraya. Şimdi burada zaten Merkür'ün burada geri geri sana geldiğini görüyoruz. Sen de Merkür'e doğru gidiyorsun. İşe doğru gidiyorsun. Arada da bir kız var. Bu kız arada sıkışmış bu kızcağız yani. Şimdi sen buradasın Ay bahsettiğin iş burada Jüpiter. Yani sen burada patron bir valla otoriteyle berabersin. Hani senin gösterge karşı mekanda. Ve Satürn'le beraber tam partil kavuş. Yani sen evet sen Satürn'den haber var. Çünkü Merkür Satürn'ün elinde sana haber göndermiş. Evet görüşmüşsünüz. Evet böyle 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 böyle. Retro. Geçmişte de seni çağırmışlar da olmamışmış. Ama şimdi Ay burada buraya doğru gidiyor. Ancak burada arkadaşlar 8. eve doğru girmesi tabii ki para konularından bahsediyor. Paradan bahsediyor. Yeni bir para başlangıcı belki. Ama burada daha tam oluşmuş olan olaylar da var. Özellikle ayın burada giderken 6 Uranüs Mars. Uranüs'ü reddediyorum geçtik. Mars'a kara yapacak olması bazı zorluklarda ortaya koyabilir. Bu gibi sorularda arkadaşlar kimin hızı fazla o önemli. Şimdi bu Venüs mü işe ulaşıyor? Ay mı işe ulaşıyor? Merkür orada güvenebilirsin. Merkür bu konularda eskiyi gündeme getirme konusunda üstattır. Merkür'ü kullanın. Yani Merkür retroları kullanın böyle. Geçmişte olan konuları kullanın. Yeni konulara gidemezsiniz. Anlatabiliyor muyum? E, yenilere yani yeni bir iş teklifi gelseydi olmazdı senin iş. Miras bölüşme davası nasıl sonuçlanacak? Şimdi soruyu soran arkadaşımız Venüs da burada duruyor. Zaten kovada. Dördüncü evde. Hımm. Okey. Miras sekizinci ev. Anda onun da göstergesi Venüs. İkisinin de göstergesi Venüs. Hadi bakalım Konu dördüncü evde. Yani ev bir miras oldu belli zaten. burada aksilikler çıkmış yani. Çok feci. ortalık karışmış. Burada baktığımız zaman. Bunun göstergesi Venüs. Burada Merkür Venüs'e doğru geriliyor. Merkür burada nereyi yönetiyor? Dokuzuncu evi yönetiyor. Yani mahkeme de onları tam istediği gibi uzlaştıramayabilir. Biraz hani burada çünkü göstergelerin buraya kare gidiyor olması. Çünkü bakıyorum hani bu buraya geliyor mahkemeden ama Venüs kafaya koymuş yani o Mars'a gidiyor yani. Kare yapmaya doğru gidiyor. Hani kavga, parayla ilgili kavgalar hani tam istediğim gibi değil. Neden böyle değil? Anladın mı? Tartışma çıkarabilecek konumda e, olduğunu görüyoruz. Mars'ın da burada Lilith'le beraber olduğunu görüyoruz. Yani burada çok entrikalar dönmüş. Yani tek başına okuyamayız ama renk katması için Mars'la birlikte Entrika'nın kralı dönmüş parayla ilgili yani. 3 sene önce felç olan babamın sağlık durumu ne olacak? Yardımsız yürüyemiyor, düzgün konuşamıyor. Soruyu ben soruyorum. Evet. Gıyabında soruyor. Dolayısıyla 4. ev babası olmuş oluyor arkadaşlar. Babası sormuyor yani. Babası sormuş olsaydı babası burada olurdu. Ama dolayısıyla arkadaşınız babasıyla ilgili sorduğu için babasının göstergesi 4. ev olmuş oluyor. 4. eve baktığımızda Mars'ın özellikle Boğa burcunun en tepe noktada olması. Yani evet sorun yani burada babasının göstergesi Boğa burcunda yani. Hani çok büyük asaret kavramı yok. Hani çok güçlü bir Mars değil. Du Mars Boğa ne demek? Durmak demek. Evet. Yani yürüyememek, yürümemek, hareket edememek, hareketsiz demek Mars Boğa zaten. Mars Boğa hantal demek ama burada felçten bahsediyoruz. Sonra, evet felç demek yani bir nevi hareketsiz durmakla ilgili. Dolayısıyla göstergenin Mars boğa olması ve en tepe noktada olması burada e, durumu iyi yani kötü bir evde değil en azından yücelim olan bir evin içine yani kendi tesadüf o yani rahat konumda ama işte kendi işini yapamaması yani başkasına ihtiyaç duyması konumundan bakarsak arkadaşlar durumu bu şekilde değerlendirebiliriz Mars boğa bakın görüyorsunuz hantal yürüyememek ama baba felç yani şu anlamda diyorum hantal, yani Mars boğa hantallıklarıyla bilinir ya ama burada bahsettiğimiz hantallık değil felç hastalığından bahsediyor. Evet Mars boğa hareketsiz demek. Ay nerede arkadaşlar? 9. evin çizgisinin üzerine. Ne demiştik? Çizginin üzerine basmış olan bir gezegen orada rahattır. 9. evde olması güneşe özellikle soruda kastedilen hayat enerjisine olumluya giden bir ne var? ve 8. evden çıkmış bir ay var. Durumun göstergesi 9. evde olması. Orada yani e rahat olduğunu da gösteriyor. 9. ev ondan sonra hareket etmekle ilgili. Güneşe onaylıyor ama babanın göstergesi Mars, Lid, karanlık bir hastalığı ya da tam belirlenemeyen, teşhis edilemeyen hastalıktan da bahsediyor. Hani tam anlamıyla yürüyemeyebilir ama e yine de burada ayı burada görmem beni sevindirdi açıkçası en azından durumu çok kötü değil. Hani biraz daha iyileşecek anlamında bunu burada görebiliriz. A çünkü 9. eve doğru giriyor. 8. evden çıkmış. Dijital baskı makinesi almalı mıyım sorusunda dijital baskı, ev aletleri, iş aletleri yani bunlar alet edevat konuları. Şimdi arkadaşlar 6. ev aletler, alet çantaları ilgili gündemler sunuyor robot yani. 6. ev robotlarla ilgili. O sen zaten almaya gitmişsin bile. Yani hani yedinci ev, hani karşıdasın, müşteridesin ya da hani bunu satan kişidesin. Senin gösterge hani dijital baskı makinesi almalı mıyım? Gösterge zaten çoktan almaya gitmiş gibi. 2 derece sonra gündem değişecek yani. Burada hani ama muhalefet bir şey var. Yani ters gelen bir şey var. Bir sorun var. Ya da seni düşündüren çünkü güneş kendi evine de karşıdan bakıyor açıkçası. Burada olması yani kendini rahat hissettiğin bir yerde değilsin. Yani başka karşıdaki evde olması, rakipte olması, müşteride olma ya da yani muhatap olduğun kişinin evinde olması. Zaten güneş kova da sürgün yani. Burada baktığımız zaman hani o yüzden zaten kişi soruyor. Diyor ki ya ben bu alet edevatı almalı mıyım? Satürn alet edevatın kalitesine bakalım. Satürn kova kaliteli. Bir muhalefet var e, ee, bununla biraz savaşabilir. Öyle kolay değil ama bu noktada sen makinenin kalitesini soruyorsan makina canavar. Ama bu müsrifliğe okey diyorsan okey. Yani Mars boğa müsrifliğin daniskası demek yani. Ee, onu söyleyeyim. Ya da ne demek istediğimi. Mars boğa oturun bir çay için. Ee, hesabı ona ödedin. Yani. <laughs> Burada ya da Oturun bir şey için. Parasal durumlarını sorun. Nasıl para harcadığını size anlatsın. Ne demek istedim? Yani hiçbir şeyi kafaya takmayıp <laughs> para harcadıklarını göreceksin. Mesela Mars Boğa patronlarda olur. Mesela Mars Boğa. Hani bir kere de mesela Elon Musk bir buçuk milyon doları Trank diye Bitcoin'e yatırır. Sen iki saat düşünürsün 100 TL'yi ben nasıl yatıracağım BTC'ye diye. Kripto paraya 100 TL, 500 TL. Adam bir buçuk milyon doları iki dakikada karar verip drang diye yatır. Bu işte biraz hani paranın hesabını bilmemekle ilgili müsriflik göstergesi. Genellikle patronlarda olur. Tabi parayı riske etmekle ilgili risk de barındırıyor. çok pahalı olduğunu söylüyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu gece bu kadar. Allah'a emanet Görüşmek üzere. Hayırlı geceler dilerim. Hayırlı bir hafta sunu dilerim. Görüşmek üzere arkadaşlar.